Arkadaşlar merhabalar bu videomda genel dörtgenler ve yamuk konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Testimiz TYT tarzında çözümlere başlayalım. ABCD dik yamuk ve şunlar açı olarak verilmiş. Arkadaşlar yamukta açı ortaylar nasıl kesiyordu? Dik ve orta taban üzerinde kesiyordu. Hocam şurası dik ve tam burası orta taban üzerinde olmak zorunda. Bir de FE ile diğer kenarlar birbirine paralel verilmiş mi? Verilmiş. Dolayısıyla bu tam orta taban üzerinde olacağı için arkadaşlar şu çizdiğim orta taban çizgisi olmak zorunda ve şuradaki çizgiyle, çizgi de tam üstünde. F çizgisi de tam üstünde olmak zorunda çünkü paralellikten dolayı. E peki ben şuraya bir A diyecek olursam, şuraya bir A dersem bu orta taban çizgisi mi arkadaşlar? Evet orta taban çizgisinden dolayı eşitliği de koyduk burada. E orta taban çizgisini ben bulabilirim. A 15 artı 8 bölü 2. 23 bölü 2'den 11 11.5 mı yapıyor? Evet 11.5 yapıyor. 11.5 yaptı arkadaşlar burası. E hocam burası 90 eşit eşitse muhteşem 3'den dolayı burası da eşit olmak zorunda değil mi? E A 11.5'sa burası 12.5 oldu toplamda. Bakın A 11.5 ve 1 ile topladığımız zaman 12.5 12.5 burası burası da 12.5 oldu. Toplamda kaç yaptı arkadaşlar burası? 25 yaptı. Bizden ne isteniyor? BC. Arkadaşlar şöyle bir dik yamuk çıktı bak şu şekil karışacak diye çizmiyorum. Şöyle bir dik yamuk çıktı karşımıza. Burası 25. Burası 8. Burası kaç? 15. Şuradaki x uzunluğu soruluyor. Ne yaparız? Şuradan bir dik çizecek olursak eğer 5, 8 ise 8, 8. 7 kaldı. 7, 25 ne üçgeni? 7, 24, 25 üçgeni. O zaman burası da 24 mi yapar arkadaşlar? Evet. Cevabımız böylelikle birinci soruda akşay oldu. Geldik ikinci soruya. Kalınlığı önemsiz doğrusal AC demirinin demirine ortasından sabitlenerek sabitlenen şekil 1'deki park uyarı levhası Rüzgar nedeniyle dengesi bozularak A noktası etrafında ok yönde dönmüş ve B, C, D noktaları şu şekilde nerede o? B, C, D. Göremedim B, C, D'yi. B, C, D. Neyse. Onu anlamadım ama B, ve C, B, C ve D noktaları şekildeki gibi sırasıyla tamam B üstü, D üstü, C üstü, D üstü noktalarına gelmiş. Eyvallah. Arkadaşlar bu tam ortasına sabitlenmiş diyor ya. O zaman burası 11'im 11'im değil midir? Evet. Şu Kare şeklinde miydi? Fark uyarı levhası. Yok. Buranın sadece 11'im olduğunu biliyorum ben. Burası lazım. Diğer kenarlar lazım değil demek ki bana. Dur bakalım. Şurayı ben kaç buldum? 11'im 11'im. Hocam burası ne oldu? Diklikten dolayı Pisagor bağıntısından Hocam 20-25 ne üçgeni? 15-20-25 üçgenden burası 15 çıktı. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bizdeki buradaki x uzunluğu isteniliyor. Ha tam ortası derken Şu tam ortası. Ben şunu bilmiyorum arkadaşlar. Bakın. Bunu yanlış söylemişim. Burası 21'im. Eyvallah, burası 21'im. Tam ortası derken buradaki tam ortası arkadaşlar. E o zaman burası 15, 20, 25 e, üçgenden 15 çıktı ya. Burası da 15 oldu mu? Oldu. Şimdi A noktası etrafında döndürdüm. Bakın arkadaşlar, A noktası etrafında dönünce şöyle devrildi. Şuraya kadar geldi ya arkadaşlar bu. Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. Dolayısıyla burası 30'sa burası da 30 mu oldu? Evet. Yani şurası 31'im. Yani burası 31'im oldu arkadaşlar. E burası 30 burası 30. Dik yamukta şuradaki uzunluk mu isteniliyor? Bizden x isteniliyor. C üstü f uzunluğu isteniliyor. Peki burada ne yapacağız arkadaşlar? E burada yapacağımız hamle belli. Dik yamukta ne yapıyorduk? Dik dörtgen oluşturduk. Şöyle bir dik üçgen çizecek olursak arkadaşlar. 30 ise yukarısı da 30 mu? Evet. 90'lar da uçuşuyor burada. Dal alfa beta ya. Alfa beta. E hocam 90 ya burası da 90. E burası da 90 oldu. Alfa alfa 90 beta. Hocam şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. E benzerliği uygulayalım. 90'ın karşısı 25 bölü 90'ın karşısı 30. Şuraya a diyeceğim. 25 bölü 30 eşittir. E burada alfanın karşısı lazım. Bu üçgenden başlamıştım. Alfanın karşısı 15 bölü alfanın karşısı a'ya eşittir. Evet 15 bölü a'ya eşittir. 5'e bölsen 5, 5'e bölsen 6. Bir daha 5'e böl, 5'e böl. 3, 6 kere 3, 18. A'yı kaç bulduk arkadaşlar? 18 bulduk. E 30'u burası, 18 burası. X de buradan 18 artı 30'a eşit olacaktır. Yani cevabımız 48 yapacaktır arkadaşlar. Evet cevap ne yaptı? Edremit yaptı. Kaçıncı soruda? İkinci soruda. Geldik 3'e. Evet şunlar birbirine eşit verilmiş. Arkadaşlar dik üçgen 90 derece falan filan da var burada. Pisagor bağıntısı yapacağımız belli. Hocam şuraya bir y diyecek olursak. Burası da y mi? Y. Y kare buradan neye eşittir? X'in karesi artı. Şu alta yazayım isterseniz. Y kare buradan neye eşittir arkadaşlar? X'in karesi artı 2'nin karesine eşittir. Peki dik yamuktan dolayı ne yapacağız? Hocam dik yamukta da şöyle bir dikdörtgen oluşturacak olursak dikdörtgenden dolayı 7 ise Burası da 7 3 ise Burası 3 buraya x -3 bu kaldı Evet E hocam burada da bir dik üçgen var buradaki dik üçgende de y kare 7'nin karesi artı x 3'ün karesine eşittir e 7'nin karesi artı x 3'ün karesine eşitse y kare Eğer ikisi de y kare eşit olduğunda şunlar birbirine eşit olmak zorunda o zaman işlemin devamı getirelim x kare x kare artı 4 eşittir 49 artı x kare eksi 6 x artı 9 mu yaptı burası? Evet. Şimdi x kareler götürdü mü birbirini götürdü. Eksi 6 x'e öbür tarafa attım 6 x yaptı. 49 9 daha 58. 58'den 4 çıkınca 54. x de buradan kaç yaptı o zaman? 9 yaptı arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? x isteniyor. Cevabımız böylelikle 9 oldu. Üçüncü soruyu böylelikle denizli bulduk. Geldik dördüncü soruya. Boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. İkiz kenar yamuk. Arkadaşlar ikiz kenar yamukta köşegenler birbirine eşit değil mi? Evet. Eşitliği gösteririz. lan. Şunlar eşit, şunlar eşit. A ne çıktı? İkiz kenar dik üçgen. Hocam burası 45, 45, 90 üçgeni. Bu da aynı şekilde. ikizkenar kenar dik üçgen. 45, 45, 90 üçgeni. E o zaman burası ne oldu? 4 ise e, kök 2'ye bölünmüş hali. İki kök 2 burası, iki kök burası, 2 kök burası. Hocam burası 12 ise de burası da 6 kök 2, burası da 6 kök 2. oldu mu arkadaşlar? Oldu. Bizden bu üçgenin alanı isteniyor. 2 kök 2 çarpı 6 kök 2 bölü 2. Siz formülü arayıp durun. Bak ne güzel üçgenden çıkıyor mu? Çıkıyor. Evet böylelikle cevabımız kaç yaptı arkadaşlar? 12 çıktı. 4. soru akçay oldu. Geldik 5. soruya. Hocam şu dikdörtgen daha dikdörtgeni görmedik ama ya mecbur bunu yapacağız arkadaşlar. Şu diğer köşegeni de çizecek olursam dikdörtgende arkadaşlar köşegenler birbirine eşittir. Yani bu köşegen x'dir. Bu köşegende nedir? X'tir arkadaşım. E burası dikdörtgenden dolayı 90 derece. Aa burada bir dörtgen var arkadaşlar. Bir dörtgende bir de köşegenler dik kesmiş. Dörtgende köşegenler dik kestiği zaman ne diyoruz? Karşıtlı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit. X'in karesi artı 5'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 7'nin karesi. X kare buradan 36 artı 49 eksi 25 çıkar. Şundan şunu çıkartırsam 24, 60. Kök 60, 2 kök 15 mi yapıyor? Evet, X buradan kök 60 yapar. O da 2 kök 15'e eşit olur arkadaşlar. Yani 7'nin 5. sorunun cevabı böylelikle balık oldu. Geldik 6'ya. Orta noktalarmış. E, hiç formüle formüle gitmeyelim arkadaşlar. Orta noktalar olduklarını gösterelim şöyle. Orta noktalar olduklarında aklımıza ne geldi? Eşitler varsa orta taban geldi hocam. Şunu şöyle çizersek orta taban çıktı mı çıktı? E, alan ilişkisi burası a iken burası 3a olmuyor muydu? Böyle eşit olduğunda ya da 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 a iken 4a olacak 3a kaldı. Peki burası b iken burası 3b değil mi? Evet. Boyalı bölgenin alanı 3A artı 3B'yi 48 vermiş bize. 48. Buradan A artı B kaç çıkar arkadaşlar? 16. Bak ispat yardımıyla yapıyorum. Alan ABC'de isteniyor. 4 artı 4 B isteniyor bizden. O da 4 parantezinde A artı B'dir. O da A artı B 16 olduğundan 4 çarpı 16'tan cevabımız ne çıkar arkadaşlar? 64 çıkar. Evet. Kuralsız zihniyet tabii ki kurallar yapabilir ama bu üçgen bilgisi yine Karşımıza her zaman çıkabiliyor. İspat yöntemlerinde iyi ki zamanda göstermişim. O yüzden bunlara böyle anlatırken de sıkıntı yaşamıyorsunuz. Her şey özellik demek değildir. Bazı arkadaşlar böyle özellik dörtgen oluşturup o özellikten gitmeye çalışabilir. Ama ben bu yolu tercih ettim. Altın soruya Edremit oldu. Geldik yedinci soruya. Şekil 1'de taban uzunlukları 6 birim ve 8 birim olan dik yamuk biçimindeki kağıt. iki köşesinden katlandığında köşelere şekil 2'deki gibi üstüne geliyor. Arkadaşlar dik yamuk şeklindeki kağıt şöyle. Şurası 90 derece. Burası 90 derece. Sen bunu böyle katlamışsın. Burası 8 iken burası 8 mi? 8. Burası 6 iken burası 6 mı? 6. E, burada ne yapacağız arkadaşlar? Üstte binen kenarlar birbirine eşit. Üstte binen açılar birbirine eşit değil mi? Evet. Hocam şu açıların eşitliğini böyle kullansak sanki bir şey gelmeyecek arkadaşlar. E, şurada 90 derece var ya 90 derecenin olduğu açılara yoğunlaşmalıyım ben. Ha, Şu açı. Şu açı. Şu açıya eşit değil mi arkadaşlar? Evet. Burada açı da. Buradaki açı eşit değil mi? Üstte binen açılar. Evet. E hocam o zaman ben şunu biliyorum. Bak dikkat alfa ve beta diyecek olursam dik yamuk olduğundan dolayı bunlar 90 90 180 ise buraları da ne olacak? 180 derece mi olacak arkadaşlar? Evet. Çünkü dörtgen iç açılar toplamı 360 derece olduğundan. E alfa ile beta'nın toplamı 180. Şurası alfa burası beta. Dikkat şuraya da bir x açısı dersem. Alfa artı beta artı 90 artı x eşittir 360 olduğundan. Alfa artı beta 180 derece olduğundan x açısı da kaç derece oldu arkadaşlar? 90 derece oldu. Evet gençler burayı 90 derece bulmuş olduk. E burası 90 ise 6 8 10 gen çıktı. Yani burası 10 çıktı. Kağıdın alanı ilk durumda nedir diye soruluyor. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 değil mi? Evet 8 artı 6 çarp yükseklik bölü 2. O da kaç çıkıyor arkadaşlar? 70 çıkıyor. Evet 7. sorunun cevabı böylelikle edremit oldu. Geldik 8'e. Evet oranlamalar var. Alan dağıtacağız arkadaşlar. Ali Bey uzunluğu 2K. DE uzunluğu 4K. EC uzunluğu 5K yazacak olursak. Evet burası 5K. DE uzunluğu 4K. Ali Bey uzunluğu da 2K olarak verilmiş. Bir kere burada bir kelebek var mı? Var. Kelebekteki oran 2'ye 5. Bakın şurası 2A. Burası 5A. Hocam burası 2N. Burası da 5N diye yazdık. Sonrasında ne yapacağız? Alan dağıtacağız arkadaşlar. Dağıtmaya başlayalım. Ee, kelebekten dağıtmaya başlamak her zaman daha sağlıklıdır. 2 bölü 5'in karesi nedir arkadaşlar? 4 bölü 25. Hocam burası 4A iken burası 25A'dır. Eyvallah 25A. Rasyonel sayılarla uğraşmayız. O yüzden kelebekten karesiyle başlamanız daha mantıklı. Hocam 2A'da kalan 4A ise bakın 2 katı 2 katı tepe noktası B'ye göre baktığımızda 5A'da kalan 10A mı olacak? Evet. Sonra şurada da alan dağıtmaya başlayalım. Şöyle 2A'daki alan 2A ise 2 katı 2 katı o zaman burası 10A mı oldu? Aynen öyle. Hocam 5K'ya 4K var. 5K'da kalan 25 ise 25 ise e 5 katı 5 katı burası da 20A diyebiliriz ya da 2K'da kalan ters düz üçgenlerde de şuradaki üçgen ve şuradaki üçgende ters düz üçgenlerde de 2K'da kalan 14 ise 7 katı 4 kdaki kalan da 14 mü? 2K'da kalan 14. Burada yanlış mı yaptım ben? Bir saniye dikkat. 5K'da kalan 35'miş. Yanlış yapmışım bak. 5K'da kalan 35 iken 7 katı 7 katı burası 28A yapacak arkadaşlar. Ha, bir de şöyle yapabiliriz dedik. Şu üçgenle şu üçgene de bakabiliriz. Ona nasıl? 2K'da kalan 14 ise 7 katı. 4K'daki de 7 katı 28A diyebilirdik arkadaşlar. Her yerdeki alanı bulduk arkadaşlar. Boyalı alanlar oranı ne olabilir diye soruluyor. Ya büyüğün küçüğü oranı ya da küçüğün büyüğü oranı isteniliyor. Tabi burada şıklarda e, küçüğün büyüğü oranı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani bizden 10A bölü 38A isteniliyor. O da 5 bölü kaç yapıyor arkadaşlar? 19 yapıyor gençler. Yani cevabımız böylelikle 8. soruda akçay oldu. Geldik 9'a. Önden görünümü ABC'de X kenar o biçiminde olanı şekil 1'deki bardağın içerisine kalınlığı önemsiz pipet BC ve E noktaları doğrusal olacak biçimde konuluyor. Evet BC doğrusal şöyle. Pipet bardağın içerisinde kayarak B ve E noktalara şekil 2'deki konuma gelmiş arkadaşlar. B ve E noktaları şekil 2'deki gibi sırasıyla A ve C noktalarına geliyor. Tamam bak burada işin esprisi ne? Bu eş bir şekil öbür tarafta böyle olmuş. Hani eş yapılar kalem öbür tarafa koyduğumda kalemi yine aynı uzunlukta değil mi? Yani eş yapılarda uzunlukların eşit olmasına hatta böyle üçgen var bir şey geldiği zaman açıların eşit olmasını kullanıyorduk. Yani senin şuradaki pipetin şu uzunluğu şurası arkadaşım. Senin pipetin şuradaki uzunluğu da burası. Yani bu pipetlerin uzunlukları birbirine eşit değil mi? Evet uzunluklara bakın şöyle tırtıklayayım isterseniz. Şu ve şu birbirine eşit. Yani sen şu köşegeni de çizdiğin zaman şu köşegenle oradaki saçma yer eşit oldu arkadaşlar. Bir de bu x kenar yamuk değil mi? Evet x kenar yamuk. Şimdi x kenar yamuk da köşegenle alakası yerde bir şey verildiğinde ne yapıyorduk? Diğer köşegeni de biz çiziyorduk arkadaşım. Çizdiğimiz zaman aa hocam bu da köşegenler birbirine eşit. Aa önceden alakası yerde olan eşitlik köşegenlerin eşitliğini gösterince şurada bir x kenarlık oluşturdu mu? Oluşturdu. Şu 56 ile 28'i de kullanayım bu arada. Hocam 56 28. Şurada kaçtı? Toplamda kaç yaptı? Toplamda buradaki açı 56 28 daha 84 yaptı. Hocam burası 84 ise burası 96 mi yaptı? Evet. Şimdi 28 56 bu arada x kenardan dolayı şunlar birbirine eşit. X kenar mutlak köşegenler birbirine eşit aynı zamanda kendi çapında da yerler de birbirine eşit Şunlar da birbirine eşit. Yani hocam burası 56 ise burası da 56. E, Z'den dolayı burası da 56 yaptı. Ben şu açıyı bulursam x kenarın taban açısını bulurum arkadaşım. E Bu açıda zaten 96 derece değil mi? Evet. E, 96'dan 56'yı çıkartınca buraya kaç kaldı o zaman? E, 40 mı kaldı? Aynen öyle. Hocam burası 40 yaptı. İkiz kenarın tepe açısı 40 40'sa 180'den 40 çıkart. 140. 2'ye böl. Hocam burası da 70. Burası da 70 yapar. Yani 70'e 70 çıktı. Cevabımız böylelikle çıktı arkadaşlar. 70 çıktı. Yani cevap C. Oldu. Evet arkadaşlar böylelikle test 3'ü de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.